Amanca Kolay camiasına tekrardan merhaba. Türk Alman Kitap Evi'nden biz bu sene ilk sefer görüşüyoruz. Bu sırada herkese iyi seneler diliyorum. Hep birlikte inşallah iyi seneler geçiririz. Bugün size iki tane kitap tanıtmak isterim ki yine Huber serisinden bir tanesi A1 seviyesinde, ikincisi ise yine A2 seviyesinde. İlk kitabımızda bir kriminal hikaye var. Bu kriminal hikaye Mannheim'da geçiyor. Başlamadan evvel ilk sayfalarında zaten belirtiyorlar. İlk önce şehrin hakkında birkaç tane bilgi var. Onları aktarmak isterim size. Mannheim şehri Baden-Württemberg eyaletine ait. 300 bin nüfusu var. Tarihi olarak 1607'de kurulmuş bir şehir. Rhein ve Neckar nehirlerin arasında kalmış. Metropol region Rhein-Neckar diye bahsedersek Mannheim hem ekonomik ve kültürel center olarak yani orta şehir, en ölmüş şehirlerden birisi. Yakın şehirler Ludwigshafen, Heidelberg ve Speyer. Ludwigshafen, Schwedenstadt ve Mannheim üç şehrin arasında kalıyor ve Rhein nehri. En önemli noktalarından bir tanesi bu şehrin kare olarak dağıtılmış. Yani sonuçta sokakların adları yok. Mesela kvadrat şeklinde yani kare şeklinde ayrıtılmış şehirlerin arasında bir sokağın adı D4-5 diye geçebiliyor. Yani D4 sokağın adı ve 5. apartman diye geçiyor. Bu aslında birazcık da New York'a anımsatıyor. Onlar da işte blok diye geçiliyor. Hatta ondan sonra düşündüğüm İzmir'de de böyle bir olay var. 124. sokak ki İzmir'de kusura bakmayın ama mantığını ben İzmir'e giderken pek bulamadım. Çünkü 123. sokağın sonrasında 124 gelmiyor illa da. Ama belki birisi bana mail olarak dağıtabilir ya da bu grupta paylaşabilirsiniz. Bu hele İzmir'deki arkadaşlarım bu İzmir'deki olayın mantığı nedir diye. Ama işte bu şehirde yani Mannheim'da gayet mantıklı arka arkaya yapmışlar ve kare şeklinde bu şehri dağıtmışlar. Kültürel açılarından gelince çok çok önemli müzik grupları geliyor Mannheim'dan ki bunlar Die Söhne Mannheims, sonradan da belki duymuşsunuzdur Xavier Naidoo, Almanya'da bayağı ünlü bir şarkıcı. Oradan da çıkma ve UNESCO müzik ödülünü almış olan bir şehir Mannheim. Müziğe gelince ben mesela çok tavsiye ediyorum dil öğrenirken müzik dinlemenizi. Örneğin hem ufak yaşlarda da hep müzikle öğreniliyor. Ya da şahsen konuşmaya müsaade ederseniz ben mesela İngilizce çok kelimeleri şarkılardan dolayı öğrendim. Ben şahsen bir rock severim. Bizim zamanımızda daha çok plak dinlerdik. Ve coverlardan eğer okursanız müzik sözlerini ve anlayamıyorsanız, onların parçaları ne demek olduğunu çıkarırsanız illa da derste görmediğiniz kelimeleri öğrenmeniz çok mümkün. Şimdi hikayenin kısacası, bu bir kriminal hikaye dediğim gibi. Paul Zoma diye bir şahıs bir şokobar işletiyor. Ve bir genç arkadaşlar Marie diye birisiyle randevulaşıyor. Ve bugünkü zamanın dolayısıyla gösterdiği, biz eskiden böyle tanışmıyorduk tabii ki ama bugün çoğu insan internetten de tanışıyor. İşte ilk önce internetten tanışıyorlar, sonra mesaj çekiyorlar, sonra da telefon açıyorlar. Ve birbirleriyle randevulaşıyorlar. Belli yerlerden geçiyor ve bu
bir cuma akşamı randevulaşıyorlar. Adam da şokobar işletiyor dediğim gibi ve ama randevudan önce bir para yatırmak istiyor. Bir bankaya gidiyor. O da bankmatikte parayı yatırmak istiyor. Orada da başına bir olay geliyor. İşte soyguna uğruyor. Lila Lindberg bir komiser, bir kadın komiser. Üç tane çalışanı da var. Felix diye bir stajyer, Brenner diye bir sekreter, Bachmann şube şefi ve Matiz komiser. Ama çok derine girmek istemiyorum. Bu hikayeyi sonuçta siz okuyacaksınız. Devam ederken sonradan bir tane daha soygun oluyor. Ludwigshafen geçiyor arada. Sonra adam bir amneziye uğruyor, hafıza kaybı ve hafıza kaybı biliyorsunuz çeşitli olabiliyor. Ya tamamıyla kaybedersiniz, bir daha hiç hatırlamazsınız. Bazı kişiler de sonradan yine geri geliyor, yavaş yavaş geri geliyor. Bazı kişiler hemen hatırlıyor her şeyi ama burada zamanla geri geliyor ve sonuçta bu şokubarın içinde en sonunda bir şoku içkinin üzerinde bir tane çiçek görülecek. Neden acaba? Siz artık kendiniz okuyacaksınız. Heyecanlı bir geçen bir kitap. Yani A1'de ne kadar heyecan dağıtabiliyorsanız. Ama enteresandı ve hele hele işte Mannheim'in hakkında çok şeyler öğrendim. Önceden bilmediğim. Çünkü aslında Mannheim o kadar bir illa da turistik Almanya'ya gidersiniz hemen ilk aklınıza gelen bir şehir değil. Sonradan da öğrendim işte biraz araştırdım ve ilgimi çekti. Mannheim mesela orada ilk bisiklet, hatta Carl Benz ondan sonra otomobili orada üretmiş. Ondan sonra bir traktör bile orada üretilmiş ilk başta. Bir de üniversite bir şehir. Ekonomi ve sosyal alanlarda bayağı ünlü olan bir şehir. Bu kitap hakkında bu kadar. Umarım severek okursunuz A1'den sonra. İkinci kitabımıza gelince. Werther'in Acıları. Herhalde çoğunuz biliyorsunuz Werther'in acılarını okumuşsunuzdur belki okulda. Çok trajik bir aşk hikayesidir. A2'ye indirilmiş seviyede, yani herkesin anlayacağı bir şekilde. Bu yine belki hatırlarsınız ilk tanıtımda Faust'u anlatmıştım size. Yine aynı yazarımız, en ünlü Alman yazarımız Johann Wolfgang von Goethe'den. Goethe 1749'da doğmuştu. 1832'de de vefat etti. 1774'te de Werther'i yazdı. Werther aslında bir mektup şeklinde yazılan bir hikayemiz. Werther hayali olan bir yani Wilhelm diye Wilhelm'le yazışıyor. Ama Wilhelm öyle bir insan yok. Yani hayali bir insan. Ve Lotte'nin aşkını anlatıyor aslında. Bu Goethe'nin kendisine olan da bir aşk. Yani karşılığını alamamış bir aşk. Çünkü Lotte de evliydi. Burada da Charlotte diye adlandırılmış ama kendisinin sinonimi olarak ve Werther'i koymuş. İşte Werther çok aşık oluyor ondan sonra ama biliyor ki bu hanımefendi başkasıyla nişanlı. Sonra işte gidiyor ama yine de bırakamıyor hanımefendiyi. Hanımefendi de daha çok arkadaş, hatta keşke kardeş olsaydık diye düşünüyor. Maalesef olmuyor. Sonra arada başka bir şehire gidiyor ki unutması için ama yine de kopamıyor.
hikayenin içinde de başka iki tane tip hikaye var ki bir tanesi yine olumsuz aşktan kafayı mı yürüdüm yani deli oluyor. Öbür insan da aşktan dolayı başka birisini, rakibini öldürüyor. Yani bunlar kısaca bu hikayenin içinde olan şeyler. Werther'in aslında sonradan biraz araştırmaya gittim. Goethe bunu dediğim gibi 27 yaşındaydı kendisi yazmıştı. Lotte'nin sevgisini alamadığı için, hatta bu Lotte von Weimar hakkında Thomas Mann sonra bir kitap yazdı. Bilmiyorum siz okumuş musunuz? Thomas Mann da bayağı ünlü bir yazar. Sonuçta bu Werther etkisi de denen de bir şey var. Onu da bilmiyordum önceden. Bu kitaptan sonra bayağı intihar olayları olmuş. Hatta ve bu tıbbi olarak da adlandırılan bir Werther etkisi diye bir tane fenomen. Mesela bir tane vaka olursa ki bu medyada tanıtılıyorsa ondan sonra o vakalar çoğalıyormuş. Ve bu Werther çıktıktan sonra kendileri identifike eden, yani o zamanlarda bile çoğu gençler birdenbire Werther gibi giyinmeye başlamışlar. Yani sarı ve lacivert giyimler birdenbire giymeye, çünkü aynısıyla identifike olmaya başlamışlar. Yine tavsiye ederim bu kitabı okumanızı, çünkü Alman edebiyatının neredeyse en önemli olaylardan bir tanesi. İyi eğlenceler diliyorum hepinize. Teşekkür ederim ve Almanca kolay olduğunuzu biliyorum. Yine de çok içten kolaylıklar diliyorum size. Sağ olun. Bye bye.